Merhaba Cem TV izleyicileri. Tarihin Hikayesi programına hoş geldiniz. Bugün tarihçi yazar Mustafa Solak'la beraber Atatürk'ün onardığı camileri ve Ayasofya'yı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam çok büyük tartışmalar söz konusu. Çok büyük bir bilgi kirliliği söz konusu. Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden yapılan tartışmalar var. Şuradan başlamak istiyorum. Tabii. Ayasofya neden müzeye dönüştürüldü Gazi Mustafa Kemal zamanında? Şimdi bir kere ekran başındaki izleyicilerimize tekrar merhaba diyeyim. Şimdi bir kere en baştaki tespitim amaç şu. Ayasofya insanın ortak bir kültürel mirası olarak görüldüğü için burayı hem Bizans hem de Osmanlı eserlerinin sergileneceği bir müzeye dönüştürerek insanlığa da bir mesaj verelim istendi. Bir kere en temel amaç buydu. İkincisi, o dönemin Maarif yani Milli Eğitim Bakanı Abidin Özmen'in Başbakanlığa yazdığı bir yazı var. Ekrandan da bir nolu dosyayı gösterebilirsek, oradan da izleyicilerimiz de görsün. 4 Kasım 1934 tarih ve 44.041 tarihli yazı. Yeterince iyi okumuyor ama ben buradan okuyayım. İkinci bir gerekçe şu. Diyor ki yazıda, İstanbul'daki Ayasofya binasının Salip ve Hilal arasındaki sürüklene gelen savaşlar, yani Haç'la Hilal arasında, yani Hristiyanlık'la Müslümanlık arasında sürüklene gelen savaşların başlıca rumuzlarından birini teşkil ettiği, birçok ihtiras bulutlarının Ayasofya'nın kubbesi etrafında kümelendiği malumu devletleridir. Yani bilginiz dahilindedir. Burası Müslümanlık ile Hristiyan arasında sürekli bir çekişme konusu olduğu için biz bunu artık bir çekişme konusu olmaktan çıkaralım müze olmakla. Çünkü hep Kurtuluş Savaşı'nda da, işgal yıllarında da Konstantinopoli yani İstanbul'u fethedeceğiz. Türklere bırakmayacağız. Ayasofya'ya çan takacağız şeklinde bir sürü iddialar vardı, girişimler vardı. Bununla ilgili İtilaf Devletleri'nin komiserlerinin, bakanlarının yazışmaları vardı falan. Dolayısıyla diyor biz artık burayı bir çekişme konusu yapmayalım. Gelecek yıllarda da burayı sadece bir dine ait, bir kültüre ait bir bina olmaktan çıkaralım ki bir savaş, ihtiras bulutu etrafında kümelenmesin. İkinci bir amaç buydu. Bir başka amaç da Türk kültürünü sergileyelim. Çünkü bu yapı 1500 yıllık bir yapı. Yaklaşık 1000 yıl Hristiyanların egemenliğinde olmuş. 500 yıl Müslümanların. Müslümanlar da egemenliğinde olurken buraya tabi padişahların türbeleri yapılmış ve Mimar Sinan özellikle buraya ciddi katkı sunmuş. Biz Türk mimarlarının, Mimar Sinan'ın, padişahların bu eserlerini sergileyelim. Türk kültürünü de orada yansıtalım. Bir başka üçüncü amaç da buydu. Ve nitekim şöyle diyor. Bugüne kadar ayakta durabilen ve umumi heyetiyle bir müze olan bu abidenin müzelik sıfatının tebarüz ettirilerek bir ilim müessesesi halinde cihana ilan edilişi, çok yerinde bir iş olacaktır. İçinde Bizans ve Osmanlı eserleri teşhir edilebileceği gibi, gösterilebileceği gibi başlı başına müze olup teşhir için eski eserler konmaması da ilmi mütalalar arasındadır. Bu şekilde bir ifade var. Dolayısıyla özetleyecek olursak insanlığın yani biz Hristiyanlıkla Müslümanlığın ortak eseri olmasından kaynaklı olarak burayı bir evrensel ortak miras olarak korumaya devam edelim. Mimar Sinan gibi Türk imzasını vuran kişilerin, padişahların Türk kültürünü burada sergileyelim. Türklerin sanata ne kadar önem verdiğini de gösterelim. Özellikle 1930'lu yıllar Türkiye'de arkeolojiye önem verildiği yıllardı. Evet. Yani 1920'ler Kurtuluş Savaşı'na çıkmışız. Birçok binamız harap halde, insanlar hasta, salgın hastalıklar peşinden koşuyor insanlarımızın. Dolayısıyla ülkenin şöyle bir derlenip toparlanacağı yıllardı. 1930'lu yıllarda ise daha kültürel gelişmelerin arttığı yıllar olarak ön plana çıkıyor. Nitekim Avrupa'ya da arkeoloji öğrensin diye öğrenciler yollanıyor. Bu hakikaten kısıtlı imkanlarla bizim ne kadar sanata, kültüre önem verdiğimizi gösteren bir sizlere işaret. Sizlere bir kıvılcım olarak gönderiyorum, bir alev olarak geri döneceksiniz tabii, demişti tabii, Gazi tabii, Mustafa tabii, Kemal. Tabii. Ve Türkiye'de birçok enstitünün kurulmasına, bilim dalının kurulmasına
o gidenler öncülük ediyor. Hocam daha demin çok güzel bir noktaya işaret ettiniz. Haç'ta Hilal dediniz. Evet. O dönemin en önemli gazetecilerinden bir tanesi de Fahri Rıfkı Atay. Evet. Onun da söylemiş olduğu ifade o. Haç'ta Hilal'in kavgasına son vermiştir Ayasofya'nın müze haline getirilmesi diyor. Tabii tabii. Ya ve şu, bir cümlede şu, Türk elinin ihtimamı ile bugüne kadar ayakta durabilen şeklinde. Yani biz buranın Türk elinin neler yarattığını da gösterelim. Şimdi bir şöyle bir şey var, bir ifade var. Burayı cami olarak korumak istemiyoruz. E bari kilise olarak da tutamayız. O zaman burayı bir müze yapalım ki herkesi ikna edelim gibi böyle bir ortalamacı, uzlaşmacı bir çabanın ürünü olarak da sunuluyor ama doğru değil. Bakın kiliseden müze haline dönüştürülen yerler var. Yani hiç bunlar gündeme getirilmiyor. Hep camiler müze haline getiriliyor da sanki. Aynen. Kiliseler getirilmiyormuş. Bakın birkaç örnek sunayım. Antalya'da 1922'de mübadele sonucu Rumların bulundukları evleri, toprakları terk etmesi sonucu Panaya Kilisesi mesela müzeye dönüştürülüyor. Adana'da 1935 yılında Kuruköprü'deki kilise binasına müze taşınıyor. Kilise binası müze yapılıyor Adana'da. 1927'de İzmir Tepecik'te Ayavukla Kilisesi müze olarak kullanılmaya başlıyor. Yani demek ki sadece camiler müzeye dönüştürülmüyor. Ama Ayasofya nedir? 1500 yıllık hakikaten kalan bir şey. Bir bina, kültürel bina ve turistlerin İstanbul'a geliş maksatlarındaki en birincil temel Ayasofya'yı görmek. Hocam şöyle söyleyebilir miyiz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu çok güzel sözlerden bir tanesi vardır. Der ki, kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin karakteridir der. İşte o tabii, karakter tabii. Kurtuluş Savaşı'nın en zor anlarında 1921 tarihinde Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni kurdu. İşte tabii. O karakter 1934 tarihinde Ayasofya Müzesi'ni açtı. Evet. İşte bu karakter yaptı bunu. Tabii ki, tabii ki. Şimdi ben peki Ayasofya'nın müzeleştirilmesi aşamalarına bakalım. Tabii, buyurun. Şimdi şöyle bir iddia var. Yine ilerleyen dakikalarda söyleriz de. İşte 1934 tarihli Balkan Atlantı, 1936 Montreux Sözleşmesi gibi Hitler ve Almanya faşizmine karşı Atatürk'ün ittifak arayışlarının çabasının sonucu olarak Ayasofya bir taviz, uzlaşma, hoşgörü noktasına hareket edilerek müze haline getirildi şeklinde hakikaten çeşitli kesimlerde iddialar var. Yani dönemin konjonktürü mü demek istiyorsunuz? Tabii dönemin siyasal, dış politik konjonktürün bunu Atatürk'ün dahiliğine falan yorumlanıyor. Bak devletleri nasıl bu şekilde teskin etti falan, uzlaştı gibi. Benim tespitim böyle değil. Böyle iddialar var ama benim tespitim öyle değil. Neden? Aslında Ayasofya'nın müzeleştirilmesi çabası 1929'da Atatürk'ün Ayasofya'yı ziyaretiyle başlıyor. 7 Eylül 1929'da Atatürk Ayasofya'yı ziyaret ettiği vakit avlusunda kuşların yuva yaptığını evet. görüyor. Oranın dağınık olduğunu görüyor. Kıraathane olarak kullanıldığını görüyor ve buranın bir kültürel eser olarak zaten Atatürk'ün İstanbul'a gelişi de Cumhuriyet'in ilk yıllarında değil 1927'li. 1 Temmuz 1927'de girişiliyor. Evet, oraya, o yıllarda olduğu için Ayasofya'yı ziyaret ettiği vakit buranın bir kültürel miras olarak korunması yönünde direktifler veriyor. Ve daha sonra zaten Ayasofya'nın etrafında kazı yapılmaya başlanıyor. Bu kazı yapıldıkça değişik mozaikler ortaya çıkıyor bahçede. Hatta 1931 yılında Amerika'daki Bizans Enstitüsü'nün müdürü Thomas Whitmore. Whitmore geliyor evet. Evet Whitmore geliyor ve talep ediyor. Ben bu mozaikleri falan ortaya çıkarmaya çalışayım şeklinde. Bunlar daha önce sıvayla kapatılmıştı Osmanlı döneminde. Ona izin veriliyor 1931 yılında ve bu şekilde 1929'da Atatürk'ün ziyareti, 1931'de Whitmore'a izin verilmesi süreciyle beraber süreç içerisinde şöyle bir kanıya ulaşılıyor. Evet burası hakikaten Bizans ve Osmanlı eserleri. Çünkü Osmanlı'nın mesela birkaç metre altta çeşme çıkıyor. Osmanlı'ya ait değişik anıtlar, yani ürünler ortaya çıkıyor. Ortak kültürel miras hocam. Ortak bir kültürel. Dolayısıyla bunlar çıktıkça da bunların sergilenmesi ve Türklerin sanata ne kadar önem verdiği, sanatsal çalışmaları göstermek bakımından Ayasofya kararı
müzeleştirmesi kararı gündeme geliyor. Hatta öyle ki bakın 1934 yılının Eylül ayında bile gazetelerde tartışma çıkıyor. Ayasofya müzeleştirilecek. Bakan diyor ki Abidin Özmen, hayır henüz karar vermedik. Evet. Bakın 1934 yılında bile hala henüz karar verilmedik diyor. İkincisi Balkan Atlantı 1934'ün Şubat ayında imzalanıyor. Müzeleştirilmesi ise Kasım ayında. Yani aradan 9-10 ay gibi bir zaman dilimi var. Eğer Balkan Atlantı bir sebep olsaydı bunu öncesinde yani 33 yılında yapması gerekir, değil mi? 32 yılında yapması gerekir. Hayır. 1934 yılında bile emin değiller. Bakın Eylül ayında bile emin değiller. Hocam tartışmaları aslında Fahri Rıfkı Atay son noktayı koymuş. Şöyle söylüyor. Ayasofya diyor doğrudan doğruya Atatürk'ün emri üzerine müzeye çevrilmiştir. Atatürk tarih ve sanat değerini düşünerek Ayasofya'yı müze yapmıştır diyor. Evet. Bakın kimsenin buna dahli falan söz konusu değil. Evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle yapılmıştır. Bitti. Tabii, nokta. Tabii. Asla Yunanlıyı düşünerek bu işi yapmamıştır diyor. Tabii bakın bir iddia da şu. Lozan'da Ayasofya'nın müze olmasına karar verildi şeklinde. Lozan'da böyle bir gündem maddesi yok. Bakın Seha Meray'ın 8 ciltlik 2500 sayfa civarındaki eserini eğer zahmet edip okurlarsa bu iddianın sahipleri. Orada bu PDF olarak da vardır. PDF kitap sayfaları oluyor Facebook gruplarında. İndirsinler. Sadece Ayasofya yazsınlar. Bir kelimeye dahi rastlamayacaklar. Bakın bir kelime bile yok. Yani bu bir gündem maddesi değil. Çünkü bir kere Türk egemenliğinde olan bir şey artık buna karar veremezler. Bunu bir tartışma konusu yapamazlar. Yapmadılar. O bakımdan Ayasofya Lozan'da kararlaştırıldı falan bu şeklindeki ifadeler hakikaten günü. Çünkü böyle bunun bu iddianın sahiplerinin bir dayanağı yok. Şimdi ilginç. Yine başka bir şey. İşte 1930'lu yıllarda Bulgaristan'da Bizans eserleri kongresi düzenlenmiş. Oraya bir Türk milletvekili gitmiş falan. Orada kararlaştırılmış bu. Kimle görüşmüşler? Yani Türkiye'den bir tek milletvekili gitmiş. Kim milletvekili Türkiye'yi temsil edecek şekilde mi gitmiş? Nerede yazmış? Bu yok. Bunlar iddia hep. Efendim bunun belgeleri de Genelkurmay'da varmış. Şimdi bir kere iddia eden ispatlamakla yükümlü. Yani bir kişi hırsızlık yapmadıysa vallahi ben hırsızlık yapmadım işte ispatı budur diyebilir mi? Hırsızlık yaptığını söyleyen ispatlamak zorunda değil mi? Kamera kaydı getirir. Yani belgesini koyması gerekiyor. Koyması gerekir. Şimdi Genelkurmay arşivleri açılırsa göreceksiniz. Sanki özel saklanıyor. Bunun tabii bir iftira olduğunu düşünüyordum. Geçen gün erinmedim aradım Genelkurmay Başkanı. Bir albay sağ olsun. Dedi ki bir araştırayım. Böyle bir iddia var. Bunun doğruluğu nedir? Yani ya da bununla ilgili bir gelişme var mı? Hadi iş tam böyle değildir ama Bulgaristan'da buna ilişkin bir kongre toplanmıştır vesaire. Biz dedi onunla ilgili herhangi bir belge yok. Bulgaristan'da böyle bir kongre olduğuna vesaire. Böyle bir şey yok dedi. Dolayısıyla bu tür hep dış etmenlere dayalı olarak iddialar gündeme getiriliyor. Hocam bu konuda çok fazla bilgi kirliliği söz konusu. Mesela geçen gün bir açıklama yapıldı. İşte Ayasofya Müzesi ortaya çıktığı zaman buradaki halıların işte sağa sola atıldığından bahsettiler. Böyle bir şey söz konusu değil. Değil. Göstereceğiz onu. Gazete haberleriyle, dönemin gazete haberleriyle göstereceğiz. O halılar Balkan Savaşı'nda işte harap görmüş. Edirne'deki Selimiye Camii'ne gitti birçok şey. Bazıları İslam eserleri müzesine gönderildi. Bakar mısınız hocam Mustafa Kemal'in DEHA'sına? Tabii bak. Bakın bir de şu var. Burada sanki böyle Osmanlı İslam eserlerini yok etmek gibi bir anlayış söz ediliyor ya. Topkapı Sarayı Müzesi. Yani Atatürk aynı zamanda o dönemde Topkapı Sarayı'nı bir müze haline dönüştürüyor. Konya'da Mevlana Müzesi. Evet. Değil mi? Mevlana büyük bir... Birazdan Atatürk'ün onardığı camilere zaten geleceğiz hocam. Geleceğiz. Şimdi dolayısıyla Atatürk'ün her yerde bir müzeleştirme, kazı çalışmaları... Türkiye'de çok yoğun bunlar. Dolayısıyla böyle bir Osmanlı eserlerini ya da Müslümanlara ait olan şeyleri gözden uzaklaştırmak gibi bir gayret içerisinde falan değil. Tam tersine Türk'ün ürettiği her şeyi sergileme çabasını görebiliyoruz. Hocam burada bir ek olarak bir şey tabii. Daha söylemek istiyorum. Daha demin Bizanslı Whitmore dediniz. Evet. Şimdi Bizanslı Whitmore geldiği zaman mozaikleri ortaya çıkartıyor. Tabii. Şimdi onun yanında önemli bir sima var. Macit Kural. Tabii. Bakın Macit Kural 1937 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izniyle
Bursa Yeşil Türbe'yi onarmış olan bir simadır. Tabii. Yani Mustafa Kemal Atatürk bu toprakları tekrardan vatan yapan bir isimdir. Aynı zamanda İslamiyet'i yüceltmiş olan bir adamdır. Tabii. Yani Bursa Yeşil Türbesi'ni niye Macit Kural'a onartsın? Tabii, tabii. Çünkü İslam'ı yüceltmek istiyor. Tabii. Bir de devlet arşivlerinde yaptığım araştırma, bu yeterince iyi okunmayabilir ama zaten sol tarafta Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi diye alt alta yazıyor. Satırlara baktığımızda Ayasofya Camii'nin kubbe kurşunları ile bazı alçı pencerelerine ait tamiratın Vakıflar İdaresi Fen Heyeti'nce emaneten yaptırılması şeklinde Ağustos'un 1'i 1926 tarihinde bir karar alınmış. Yani hı hı. Çabalar 1930'lu yıllarda da değil. Öncesinde de kubbenin onarılmasına yönelik. Yine Mimar Kemal ve arkadaşlarına bu onarım muayene sonucunda verilecek ücretin tespitine dair 1927'de yine karar alınmış. İkinci karar. Evet, Mimar Kemal dediniz hocam. Bunu kameralara göstermek istiyorum. Şimdi 20 liralarımız var bizim. Doğru mudur hocam? Evet. Bu 20 liranın arkasında ne der? Mimar Kemalettin var. Evet. Şimdi Mimar Kemalettin 1927'de vefat etti. Mimar Kemalettin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Ayasofya raporunu hazırlayan ilk kişidir. Tabii. 20 liralarımız bizim kültürel devrimimizi ifade etmektedir. Tabii. Kesinlikle. Bakın bir başka şey, hani bu hep yabancı parmağı arıyorlar ya bu Ayasofya'nın içerisinde. Bak, yabancılara izin verilmiş, verilmemiş. 28 Nisan 1928'de de şöyle bir karar var. Venedik dojlarından İzniko Dandolu'nun Ayasofya Camii'nde bulunan mezarına tunçtan levha yapılması isteği. Bu istek reddediliyor. Böyle bir istek var ama verilmiyor. Bakın Venedik dojlarından İzniko Dandolu'nun türbesinde tunçtan levha yapılması isteği 1928'de reddediliyor. Yine 13 Kasım 1928'de Adapazarı'nda oturan Ayasofya Sultan 3. Mehmet eski türbedarı Mehmet Haydi'ye Diyanet aleyhine açtığı idari davayı kaybettiğini tebliğ edilmesine yönelik bir karar var. Yine işte Whitmore'un 6-7 Haziran 1931'de Ayasofya mozaiklerinin meydana çıkarmasına izin verilmesi yönünde bir karar var. 32 yılında Ayasofya Camii'nde bulunan tarihi evrakın bir kısmı yağmurdan zarar gördüğünden açık pencerenin tamir ettirilmesi yönünde karar var. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bu dönemde yapmış olduklarını belgelerle burada ispatlayabiliyoruz. Tabii. Yani buradaki bilgi kirliliğine hiçbir şekilde inanılmaması gerekmektedir. Zaten bununla alakalı olarak hiçbir yere gitmeye gerek yok. Mustafa Kemal'in 1 Mart 1923'te bir meclis konuşması var. 3 yıl 3 ay 22 gün süren milli mücadeleden sonra Yunanlar her tarafı yakıp yıkıp gitmişlerdi. Tabii. Mustafa Kemal kürsüye çıktı. Şunları söyledi 1 Mart 1923'te. Biz Yunanların yakıp yıkmış olduğu 126 tane camiyi onardık. Tabii. Bu topraklarda İslam'ı yücelten bir sima aranıyorsa bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Aynen öyle. Tabii tabii. Yani bir kere bir kişinin can güvenliğini sağlamak otomatikman olarak onun kişisel haklarını ve din, vicdan, ibadet özgürlüğünü de beraberinde sağlamayı getiriyor. Tabii. Şimdi yine 1934 tarihli benzin bidonlarının kaldırılması, hamamdaki benzin bidonlarının kaldırılması, 24 Kasım 1934'te müzeye çevrilerek çevresindeki dükkanların yıktırılması, yine 34'ün Aralık ayının 29'unda Ayasofya Müzesi'nin kurulmasından önce cami avlusunda Alman Şede'nin kazı yapmasına izin verilmesi, 35 yılında Ayasofya ve Lefke kapısı çevresinde kazı yapılmasına yönelik olarak İstanbul Alman Eski Eserler Enstitüsü'ne izin verilmesi, tabi müze olduğu için Mısır'daki El Risa gazetesi bundan rahatsızlık duyuyor. Gibi gibi birçok o dönemin aslında kararlarının devlet arşivlerinin internet sitesine girdiğinde izleyicilerimiz de Cumhuriyet Arşivleri kısmından Ayasofya yazsınlar arama motoruna, bunlar gelecektir. Yani ben bunlardan bazılarını sıralamış oldum. Peki hocam, şöyle bir tartışma vardı. İşte çok gülünç bir tartışmaydı aslında. Günlerdir bunu medyada insanlar tartışıyor. İşte imza Atatürk'e mi aitti? İşte Atatürk'ün haberi olmadan bunu yaptılar. Bu gerçekten çok gülünç bir iddia. Yani 1923 ile 1938 arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
onayı olmadan hiçbir şey yapılamaz. Tabii oraya gelelim ama önce şu buyurun. Atatürk'ün ziyaretini gösterelim. Son tabii, posta, 9 Eylül 1929 galiba. Son Posta evet. Gazetesinde bakın Atatürk'ün Ayasofya'yı ziyareti söz konusu. Son Posta gazetesi evet, değil mi hocam bu? Evet. Gazetede diyor ki yapıda dökülmeler var. Temizlik sorunu başta olmak üzere örneğin güvercin sürülerinin yuva yaptığını Atatürk görmüş. Ve bundan sonra zaten aşama aşama müzeleştirilmesine doğru yol almıştır. Milliyet Gazetesi'nin 8 Eylül 1929 tarihli haberi var. Gazi Hazretleri, Reis-i Cumhur Hazretleri sabah İstanbul tarafını teşrif ettiler, ziyaret ettiler şeklinde. Yani ne Sultanahmet'i ziyaret etti, Ayasofya'yı ziyaret etti. Yine 14 Temmuz 1932 tarihli Son Posta gazetesine bakalım. Gazetenin ilk sayfası. Bakın en altta sol Ayasofya'daki kıymetli tarihi eserler evet, meydana çıkarılıyor. Bir haber var. Evet. Evet, gazetenin yani 1931'de Whitmore'a izin verildikten sonra aşama aşama eserler meydana çıkarılmaya, mozaiklerin üzerindeki sıvalar kaldırılarak o gün yüzüne çıkarılmaya başlanmış. Yine gazetenin başka bir sayfasından Bizans devrinden kalma tarihi eserler meydana çıkarılıyor şeklinde. Evet. Yine burada Abidin Özmen'in bir marif vekili Abidin Özmen'in bir ifadesi var. Aldığım büyük şifahi emir üzerine Ayasofya Camii'nin müze haline konması için icap eden tetkikin yapılması şeklinde 25 Ağustos 1934 tarihli burada yine bir ifadesine rastlıyoruz. Evet, İstanbul Asar-ı Atika yani Eski Eserler Müzeleri Genel Müdürlüğü'nün yine bir yazısı var. Yani buranın, burada da şunu söylüyor bu yazıda. Padişahların herhangi, yani buranın herhangi bir vakfı olmamakla beraber sultanlardan ve halkın bağışlarıyla beraber Ayasofya yaşatılmaya çalışılıyor ama sonuç olarak da buranın onarımı için yeterli bir mali gücümüz yok. Bunu ancak Maarif Vekaleti veyahut da Başbakanlık üzerine alırsa, yani bizim gücümüz aşıyor diyor buradaki ilgili Müzeler Genel Müdürlüğü. Bu şekilde o da 25 Ağustos 1934 sağ üst tarafında. Yine 24 Kasım 1934'te bu gelişmeler üzerine işte ilgili kararname. Hani kararnamede nerede? Bakın sağ üstte Başbakanlık evet, Cumhuriyet Arşivi. Başvekalet yani başbakanlık şeklinde. Kararnamede de söylenen şey şu hemen buradan da aynı şey o burada da var. Yani özetle şunu söylüyor. Burası zaten Vakıflar Müdürlüğü, İstanbul Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ifadesinden hareketle buranın herhangi bir vakfiyesi yok. Burada hakikaten bir Sultan Mehmet Vakfı'ndan falan da bahsetmiyor. Vakfiyesi yok ve burada sultanlardan aşar falan kaldı ama aşar da 1925 yılında kaldırıldığı için gelirden yoksun kaldı. Halkın bağışlarıyla Kur'an okutuluyor vesaire, adaklar, şunlar bunlar. Veyahut da etrafındaki binaların kira gelirleri yaşatılmaya çalışılsa da olmuyor. Burası aynı zamanda bir Türk eseri. Bunun gösterilmesiyle aslında İslam için, Doğu halkları için de büyük bir fayda var şeklinde söyleniyor. Ve buranın burası muhafaza... en önemli yer şu anda. Evet. Müzeye dönüştürüldüğüne dair Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası. Evet. Doğru mudur hocam? Evet. İmza işte nedir? 24 Kasım 1934. Şimdi tartışılan nokta şu. Evet. Buradaki A büyük A yani Atatürk soyadı verildikten sonra kullandığı imzada K nokta küçük A'lı Atatürk. Burada neden büyük A'lı Atatürk? A büyük. Şimdi bunu başka yerde kullanmadı. Bunu Türk Tarih Kurumu gibi bir kurumun başında olan Profesör Yusuf evet. Falaçoğlu da iddia etti. Hatta bununla ilgili kanalda dolaştı ama üzerinde ben çok şimdi durdu. Burada göstereceğim. Sanırım bu bitti. Bu sayılarla ilgili dosyayı da gösterebilir miyiz? Daha net olarak görülmesi açısından. Evet, baştan alalım. Evet, burada daha net okunduğu için. Bakın sol tarafta 7.11.1934 yazıyor. Başbakanlık, kararlar, müdürlüğü falan. Burada da yazan şey bir önce söylediklerimin aynısı. Aslında bak, o kararnamenin bir sureti bakın taranmış falan kararname muhtemelen
düzgün bir şekilde yazılabilmesi için öncesinde düzenlemeler yapılmış, bazı yerler çizilmiş. Hani kararname yok, uyduruldu falan. Bu da mı uyduruldu? Aynı şey. Yani ifadeler hep aynı. İfadelerin zaten bu suret zaten. Bu önce yapılmış anlaşıldığı kadarıyla. Diğeri sonra yazılıyor. Evet, geçelim. Bakın yine iki, bir geri gelebilir miyiz? Bakın o kararda da 2 Taksim 1589 evet. yazıyordu. Burada da yazıyor. Evet. Evet. Yani devam. O iddiaları çürüten belgeler aslında evet, bunlar. Evet. Devam edelim. Bu devamı zaten. Devam edelim. Evet. Biraz önce gösterdik bunu. Ayasofya Camii'nin esaslı bir müze haline getirilmesi için şunlar şunlar yapılmalıdır şeklinde nakledilecek eserlerden bahsediliyor. Ne kadar paraya ihtiyaç olması gerektiğine dair bir toplantı yapalım. Bunları ilk önce tespit edelim diyor. 3 tane madde yazmış Marif Vekili Abidin Özmen. Evet. Devam edelim. Evet, biraz önce bunu söyledik. Aldığım büyük şifahi emir üzerine, ki bu şifahi, büyük şifahi emir dediğine göre ya başbakan ya Atatürk. Kastedilen de Atatürk. Müze haline konması için icap edilen tetkikata başlanması bakımından verilen emrim bir sureti bağlı olarak derin hürmetlerimle beraber sunduğumu ve Efkaf Müdürlüğü'ne icap eden emrin verilmesini arz ederim demiş. Vahşikaleti Celili'ye, yani başbakanlığa bunu yazmış. Hocam peki bu neden yapılıyor? Yani bu belgeler burada varken, evet, hakikat burada söz konusuyken neden bu bilgi kirliliği? Neden bir bilgi kirliliği? Bir kere şöyle bir şey. Cumhuriyetle bir barışıklık söz konusu değil. Bakın, Atatürk, Türk milletine dayanan, ümmet yerine millete dayanan, Türk milletine dayanan çağdaş, laik bir toplum düşüncesiyle hareket ettiği için bu sineye çekilmiyor. İsteniyor ki biz toplumu hep kandırmaya, emrimiz altında köle olarak tutmaya devam edelim. Tarikat ve cemaatleri Atatürk kapatmış. Dolayısıyla bundan kaynaklı bir şey. Sen İslam'a zarar veriyorsun. Sen cami olan bir şeyi müze haline dönüştürürsün. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Bak, Fatih Sultan Mehmet de lanetledi. Sen İslam'a aykırı bir şey yapıyorsun denerek. Sıkıntı bu. Yani köle olarak denetiminde tuttuğu kitlelerin uyanmasını engellemek için aslında bu. Yoksa Atatürk özel olarak onların herhangi bir tavuğuna kış demiş birisi değil. Bu noktada zihniyet meselesi. Hocam buradan devam ederiz. Bir evet. reklama gitmemiz gerekiyor. Tamam. Atatürk'ün imzasından tabii. tekrardan devam tamam. ederiz. Evet, 5 dakikalık bir aramız olacak. Görüşmek dileğiyle. Evet değerli Cem TV izleyicileri, tekrardan merhaba. Ayasofya konusunu ve Atatürk'ün onardığı camileri konuşmaya devam etmekteyiz. Hocam Atatürk'ün imzasında kalmıştık. Evet. Şimdi biraz önce gösterdik. Atatürk büyük ağlı imza atmıyordu. Küçük ağlı imza atıyordu. Dolayısıyla o imzada ilk defa orada rastlandı. O zaman dolayısıyla da sahtedir şeklinde iddia var. Yusuf Alaçoğlu da bu iddiada da. Dahası Atatürk'ün soyadı alması da 24 Kasım 1934 tarihli. Soyadı kanunun yürürlüğe, Atatürk'e verilen soyadı kanunun yürürlüğe giriş tarihi de 27 Kasım. Kardeşim 27 Kasım'dan 3 gün sonra Atatürk nasıl böyle bir imzayı kullanabilir şeklinde yine Yusuf Alaçoğlu ve kimi çevreleri iddia ediyor. Şimdi bir kere şu, bir kişiye soyadının verilmesi, soyadının imzasını kullanması engel değil. Bakın, metin içinde Atatürk yazarsa hoş değil. Yani sonuçta Atatürk'e o mecliste verilmiş, yani onu metin içinde yazdı diye devletler arası bir ilişkide sıkıntı yaratmış olmuyor. Atatürk bunu imza atıyor. Bakın, bu ilginç, benim anlamadığım sıkıntı bu. Atatürk soyadını metin içinde kullanmıyor. Soyadını atıyor. Ya ben soyadımı şimdi de değiştiririm. Bunun kanunla ilgisi yok ki. Öyle değil mi? Hocam bunların yarın hepsi Cumhuriyet'te hesaplaşmaktan kaynaklanıyor. Yani bence. Bakın, hani Yusuf Alaçoğlu'nu o kategoriye sokmak istemiyorum ama yani bu kadar basit bir mantığı göz önüne getirememesini anlayamıyorum hakikaten. Yani soyadını bir kanun olsun olmasın, İstediğim an değiştirebilirim. Şimdi bir şey imza atarım, sonra başka bir imza atarım. Yani sen niye bu imzayı kullandın diyemezsiniz bana. Metin içinde geçirmiyor kaldı. Kaldı ki geçirse bile metin içinde Atatürk diye. Yani bu önemli bir mesele değil. Atatürk kanunsuzluk yapmaz şeklinde bir ifade var. Şimdi bakın, bu bir. İkincisi, ilk defa orada kullandı. Bakın, 27 Teşhin-i Sani 1934. Evet. Teşhin Nisani Kasım demek. 27 Kasım 1934'te yine büyük ağlı. Evet. Bakın
Fonun arkasında böyle görünmeyen bir şey var, ifade var bakın. Şöyle yan, Devlet Arşivleri Başkanlığı diye. Oradan internetten belgeyi almaya çalıştığınızda bu ekran görüntüsü belgenin arkasına fon olarak Devlet Arşivleri Başkanlığı'nı yazar. Yani bu gerçek belge zaten ekran görüntüsü olduğu için bakın belge özeti, yer bilgisi, belge tarihi falan şu görselleri al şeklinde ifadeler var. İşte tam okumuyor ama Müdafaa-i Milliye Mekilliğinden 24-11-1934 tarihli şu sayılı kararla falan diyor ve Başvekili İsmet İnönü'nün imzasıyla Atatürk'ün imzası söz konusu ve burada büyük ağlı gördüğünüz gibi. Başka yine gösterelim. Evet. Geçebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Bakın 26 Kasım tarihli 26 Roma rakamıyla 11-1934 bakın Gazi Mustafa Kemal. Şimdi o zaman şöyle mi diyelim? Atatürk'e Atatürk imzası verilmiş ama Atatürk hala Gazi Mustafa Kemal'i kullanıyor. Yani önceki Gazi Mustafa Kemal'di. Atatürk 24'te Büyük Ağalı'yı kullanıyor. 26'da Gazi Mustafa Kemal diyor. Böyle bir durum. Evet. Yani hocam şunu anlamıyorum ben. Yani 34'te müzeye dönüştürüldü. Evet. Atatürk'ün imzası söz konusu. Evet. Peki 38'e kadar yani 5 sene geçmiş. Değil mi? Yani 5 sene var arada. Tabii. Ya Atatürk Gazi bunu, Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyoruz. Tabii bakın onu da söyleyelim. 1 Şubat, şimdi 24 Kasım 1934'te müzeleştirilmesi kararından sonra 1 Şubat 1935'te yani bir 2 ay sonra açılıyor. 5 gün sonra 6 Şubat 1935'te de Atatürk ziyaretinde basına da yansıyor. Evet, bunu da evet, gösteririz. Onun geçelim. Fotoğrafı varsa. Geçelim. Evet ben geçemiyorum. Bakın 26 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal demiştik ya. Yine 26 Kasım'da Büyük Ağalı Atatürk. Evet. Büyük Ağalı. Geçelim. Yine 26 Kasım'da başka bir tarihte Büyük Ağalı Atatürk imzası. Devam edelim. Yine 28 Kasım herhalde. 28 Kasım tarihinde Erzurum Belediye Meclisi'ndeki reisliğine seçilen Durak Bey'in intihabı. Yani seçilmesi onayı belediye kanunu 89. maddesince onaylanmıştır diyor. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal yine 28 Kasım 1934 geçelim. Yine bir başka Kars Maarif Müdürlüğü'ne ile ilgili bir yazı. 26 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal evet. Yine 26 Kasım'da başka bir kararda Büyük Ağalı Atatürk geçelim. Evet. Yine Gazi Mustafa Kemal imzası. Bakın yani aynı tarihte şu gördüğüm şey şu. Bakanlar Kurulu kararnamesinde, bakanların da imzasının olduğu Bakanlar Kurulu kararnamesinde Atatürk 24 ve 26 Kasım tarihlerindeki bu kararnamelerde Büyük Ağalı Atatürk imzasını kullanıyor. Ama kararın ilgili bakanla olan kısmında ise Gazi Mustafa Kemal imzasını kullanıyor. Yani 26 Kasım'da hem Büyük Ağalı Atatürk hem Gazi Mustafa Kemal kullanıyor. Bu şunu gösteriyor. Demek ki Atatürk hala imzasını oturtmamış. Hangisini kullanacağına karar tabii vermemiş. Çok denemiş. Denemeler yapıyor. Tabii. Birkaç günde özellikle denemeler yaptığını görüyoruz. Yani bakın başvekil, müdafaa-i milliye vekili ve reis-i cumhur. Yani üçlük kararnamede ise Gazi Mustafa Kemal'i kullanıyor. Bakanlar kurulunun hepsinin olduğu kararlarda da o günlerde Büyük Ağalı Atatürk'ü kullanıyor. Evet geçebiliriz. İki haftadır bu konu tartışılıyor. Evet. Bu kadar detaylı, belgeli bir şekilde hiç kimse bunları aktarmadı. Evet. Bakın bu da yine tarihi oradan okunamıyor ama 5 Şubat 1937'de 37. İngiltere'de bir gazetenin İsmet İnönü'nün Atatürk hakkında istediği bir yazı. Türkiye'yi tanıtmak isterken Atatürk hakkında da İsmet İnönü'den bakın yazan başvekil İsmet İnönü diyor. Evet geçelim. Evet. Bakın Ayasofya'nın Bizans eserleri için müze haline konulması. Hani diyorlar ya Atatürk'ün haberi yok. Hı hı. Ya İsmet İnönü basına da yansıyacak şekilde Atatürk hakkında bir makale yazıyor. Ve diyor ki burası Ayasofya, Ayasofya'nın Bizans eserleri için müze haline konulması diyor. Şimdi Atatürk bunu okumuyor mu? Dönemin yöneticileri okumuyor mu? Atatürk'ün nasıl haberi yok? Hani Atatürk'ün bu karardan haberi yok. İmza sahte. Atatürk döneminden sonra atıldı. Hatta öyle bir iddia var ki Hasan Ali Yücel 1947'lerde falan işi ileri bunu götürenler oldu. İmza attırdı. O taraflara falan götürüldü. Gibi. Devam edelim. Evet. Bakın
Naim Hazım Onat'a 8 Kasım 1934'te Onat soyadını verirken attığı imza. Hı hı. Bu hemen tarih de vereyim. 1949 yılındaki bir gazete bu. Evet, Marshall yardımlarından bahsediyor. Büyük ihtimal İsmet İnönü zamanı. Hemen onu şey yapalım. Dur göstereyim şuradan. Hocam bu tartışmaların haricinde bir de 1936'da cami olarak tescil edildiğine dair bir olay tabii, var. Oraya da geleceğiz tabii, birazdan. Tabii. 3 Aralık 1949 tarihli Ulus Gazetesi bu. Evet. Yine geçebiliyorsam geçemedim. Bakın Atatürk devam edelim. Geçelim böyle arkadaşlar. Evet. Evet geçemedik. Evet bu son görüntü olduğunu söylüyorlar. Peki o zaman ikinci Word'u açabilir miyiz? Hocam oraya geçmeden bir de 36'daki olaydan da biraz bahsedelim bir kısa bir şekilde. Yani, yani bu... 19 Kasım 1936'da müze olarak cami olarak tescil edildiğine dair bir ifade var. Hakikaten de tapu sorgulama olarak internet sitesine girdiğim vakit böyle yazıyor. Fakat gariplik şurada. Bu değil arkadaşlar. İkinoğlu Word. Bu değil. İkinoğlu Word. Gariplik şurada. Şimdi 1934'te müze olmasına karar verilmiş. 1936'da cami olarak tescil edilmiş. Şimdi müze yapıyorsan niye cami olarak tescil ediyorsun diye düşünülmesi gerekir değil mi? Biz buradan diyelim ki bu doğru. Ben hala Fatih Tapu Müdürlüğü'nü aradım. Bizde böyle bir şey yok. Ayasofya Müzesi'ni aradım. Yani o zaman müzeydi 2-3 hafta önce. Bizde böyle bir şey yok. Biz belgeleri Süleymaniye Kütüphanesi'ne devrettik. Orayı aradım. Bizde Atatürk dönemiyle ilgili herhangi bir belge yok. Biz Osmanlı arşivi niteliğinde burası dediler. Devlet arşivlerinde rastlamadım. Tapu Genel Müdürlüğü'nü biraz önce sizle beraber aradık. Bir telefon verdiler. Oraya bağlanmaya çalışacağım. Bakalım. Diyelim ki bu doğru. Yani böyle bir şey sisteme de kaydettiklerine göre. Ben 1936 yılında bunun Atatürk'ten habersiz ya yapılmıştır. Çünkü Atatürk oturup da tapuya tescille mi uğraşacak? Ben burayı müze olarak açtım birader. Değil mi? Daha bunun nasıl tescil edileceği ilgili sorumlular. Tapu müdürünün sorumluluğundadır bu. Müze müdürünün sorumluluğundadır artık. Atatürk hadi tapuya tescil etti mi göreyim bakayım diyecek hali yok. Her gün ziyaret edilen bir yer. Açılmış, gazetelere yansımış falan. Zaten bakın 7 Şubat 1935 tarihindeki Son Posta gazetesinde de Atatürk, Cumhur Reisi Kemal Atatürk Ayasofya Müzesi'ne teşrif buyurup tedkikat yapmışlardır. 1 Aralık Ayasofya Kütüphanesi'nde de meşgul olmuşlardır. Yani gelmiş 6 Şubat'ta 7 Şubat'ta da gazeteye yansımış 1935'te. Evet. Şimdi bunlar hep olurken oturup da cami olarak seçilmesi garip olsa bile ben o tarihte olduğunu düşünmüyorum. 1950-60 sonrasında bir tarih olduğunu düşünüyorum. Olsa bile bir işgüzarlık olarak yani Atatürk Müze olarak orayı ortaya çıkarmış. Kaldı ki 2010 yılında da Yusuf Sarınay Devlet Arşivleri Genel Müdürü bu tescilin 2010 yılında bulunduğunu söylüyor. Arşivlerde olmadığını ve ancak o tarihte bulunduğunu söylüyor. Hangi arşivdeyse bunu hakikaten görmek gerekir. Ben devlet arşivlerindeki yaptığım çalışmada bulamadım. Tekrar bir bakacağım. Evet. Dahası şu iddiada mesela bir de şöyle bir iddia var. Diyor ki 1934'ten ciddi Atatürk tarihçiler de hakikaten bunu. 1934'ten itibaren Ayasofya'da namaz kılınıyordu. Ya arkadaşım 1934'ten 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 60 gösterin bir tane gazete haberi. Bakın 1980'e kadar böyle bir şey yok. 80'e 90'a kadar. Bunların... Bir gazete haberi yani devlet arşivinden habere geçtim. Hani mesela Türkçe yazan Ayasofya'da okunduğu da bu gazeteye yansıyor yansıdı, değil mi? Yansıdı tabii. Peki Ramazan ayında hınca hınç doldu. Kurban bayramında hınca hınç doldu gibi bir namaz kılından yönelik hiçbir dönemin 30'lu 40'lı 50'li 60'lı yıllardan bir gazete haberi gösterin bize. Bu da yok ama iddia var. İlginç bunu ciddi Atatürkçü tarihçilerimiz de söylüyor. Neden söylüyor olabilir? Herhalde Atatürk'ün dinsiz gösterilmeme çabası olsa gerek. Atatürk'ün ne kadar dindar olduğunu gösterme ama gerek yok yani böyle yani bir araştırmaya belgeye dayalı değilse biz bunu sunamayız. Yani kulağımıza zihin dünyamıza hoş gelse de bu doğru bir tavır değil.
Hocam burada bence gene Faik Rıfkı Atay'a gitmek gerekiyor. Şöyle söylemiş Faik Rıfkı Atay. Atatürkçülüğün son hatıraları Ayasofya kubbesi altına boğazlamak isteyenler var diyor. Evet. Ayasofya şeriatçılığı kaba, kara ve koyu Atatürk düşmanları tarafından zorlanan bir kapıdır diyor. Tabii. İşte bu iddialar bundan kaynaklanıyor. Tabii. Zorlanan aynen. Bir kapıdır Ayasofya. Aynen öyle. Bakın yine yeni asırın 7 Şubat 1935'te Atatürk'ün Ayasofya'yı ziyaret ettiğine yönelik gazete evet. Küpürü. Ayasofya Müzesi'nin. Hakim Hiti Milliye 8 Eylül 1934'e bakalım. Yani bu iddiaları ortaya bakın, atanlar bu şekilde belge göstersinler. Tabii hani Atatürk'ün haberi yok diyor ya. Bakın 8 Eylül 1934'teki Hakim Milliyeti gazetesinde Ayasofya Bizans ve Osmanlı eserlerini toplayan büyük bir müze haline getirilecek diyor. Hı hı. Şimdi Atatürk bunları okumuyor mu? Her gün gazete okuyan birisi. Dönem yöneticiler okumuyor mu? Hani nasıl Atatürk'ün müze haline dönüştürüleceğinden haberi yok. Komik. Bir iddiada Yusuf Alaçoğlu şöyle bir diyor ki kısmen müze kısmen cami. Evet. İyi de ben de onu o zaman Yusuf Alaçoğlu ve bu iddiada bulunanlar 1930'lu 40'lı yıllarda lütfen orada namaz kılınmaya ilişkin bir haber getirsin bize. Bu yok. Getirsin bize. Evet. Hocam yavaş yavaş şeye de geçelim. Atatürk'ün onardığı camilere ki en önemli kısım orası aslında. Atatürk'ün evet, onardığı zaman camiler. Bu konuda da çok büyük bir bilgi kirliliği söz konusu. İşte tek nolu, parti evet. Zamanında camilerin ahır yapıldığına dair iddialar bile ortaya attı bazı kesimler. Bunlara da cevaplar verelim. Dördü getirelim gündeme. Evet. Evet. Şimdi bir kere ben yine devlet arşivlerinden bu işleri belgeli konuşmak gerekiyor. Şimdi hocam bu enteresan bir bilgi var burada. Evet. Şimdi Mustafa Kemal Konya'ya ziyarete gidiyor. Tarihler 20 Şubat 1931'i göstermekte. Bakın İsmet İnönü'ye şu telgrafı çekmiş. Konya'da yüzyıllarca sürmüş umursamazlıklar sebebiyle büyük bir yıkıntı içinde bulunmalarına rağmen 800 yıl önceki Türk uygarlığının gerçek şaheserleri ve kalıcı nitelikli bir kısım eserleri vardır. Bunlardan özellikle Karatay Medresesi, Alaaddin Camii, Sahip Ata Medrese, Cami ve Türbesi Sırçalı Mescit ve İnce Minare hemen ve ivedilikle onarılması gereken bir durumdadırlar. Bu onarımın gecikmesi bu anıtların bütünün yok olmasına sebep olacağından hepsinin uzman kişilerin gözetiminde onarımının sağlanmasını rica ederim. Tabii. Mustafa Kemal Atatürk camileri bir bir onarttırmıştır. Tabii kesinlikle. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesine girin. tbmm.gov.tr'ye girin. Orada tutanaklar bölümüne erişsinler. Tutanaklarda yazsınlar cami diye. 1930'lu 40'lı yıllarda hem cami hem de eski eserlerin nasıl onarıldığına, korunduğuna yönelik evet. Meclisteki milletvekillerinin, vakıflar genel müdürünün ifadelerine ulaşabilirler. Bakın TBM internette şu anda. Artık eskiden belgeleri araştırmak için merdivenleri tırmanırdık. Şimdi buna gerek yok. İnternet elimizin altında. Oradan bakabiliriz. Bakın şimdi Atatürk'ün hani tabii burada Ayasofya ile beraber camileri kapattı falan. Bakın Atatürk askerlere din kitabı hazırlattırıyor. Elmalı Hamdi yazarak Kur'an tefsiri meali falan yazdırıyor. Buhari'nin yine tefsirini yayınlatıyor. Bunların her eve, her kütüphaneye ulaşması için gayret ediyor. Yani insanların inandığı dini anlaması için bir gayret sarf ediyor. Hala ona yönelik böyle iftiralar işte biraz önce söylediğiniz sebeplerle ilgili. Yani Türkiye'nin laiklik esaslarına dayalı, Türk milletine dayalı bir devlet olması. Bu hazmedelim. Esas sıkıntı bu maalesef. Bakın şurada mesela Vahdettin'in evet. işte satmaya çalıştı ama daha sonra onarılan bir cami görüyoruz. Bunlar çok önemli belgeler. Karaköy'deki bir cami bu. Cenab-ı Ahmet Paşa Camisi. Evet, evet. Şimdi belgeleri gösterelim bakın. Evet. Bakın görüyor musunuz? İnternet adresini de verdim. Değerli izleyicilerimiz programdan sonra bu YouTube'a yüklendiğinde durdurup ilgili adresi tıklarsa bunları görebilir. Yani devlet arşivlerine girin. Oraya ben cami diye yazdığımda yüzlerce belge ortaya çıkıyor. Bakın Ankara'da tarihi kıymeti bulunan Cenab-ı Ahmet Paşa Camii'nin emaneten tamir ettirilmesi. Tarih 1936 bakın. Cebeci civarındaki Cenab-ı Ahmet Paşa Camii emanetin tamir ettirilmesi. Yine Edirne'deki 3 şerefeli cami kubbelerinin kıymetli eserler olması sebebiyle tamir ettirilmesi. Tarih 1929.
İstanbul'daki ve bazı illerdeki cami mescitlerin toplanarak kıymetli eşyayı tespit etmek ve ayırmak. Bakın hani oralara buralara saçıldı deniyor ya eserler. Hı hı. Ayasofya Camii'deki halılar şunlar başka yer. Bakın eşyalar tespit ettiriliyor, kıymetli eşyalar. 1933 İstanbul'daki Yeni Cami ve Süleymaniye Camii'nin tamiratının yaptırılması. 1938 Sarıkamış'ta Yeni Cami yapılacağından Rus Kilisesi'nden çevrilmiş eski caminin satılması. 1938 yine sonraki dönemlerde cami ve abidelerle ilgili şeyler var. Yine bakın burada Ankara Yenişehir'de bir cami yaptırma kurumunun kamuya yararlı derneklerden sayılması. Cami yaptırma derneğinin kurumunun kamuya yararlı dernek sayılması. 1947 İnönü dönemi. Tabii canım, değil mi? Tabii. Hani Atatürk tek başına da değil. Burada İnönü ile beraber. Hocam burada Atatürk'e hatta saldıramayanlar İnönü'ye saldırıyor. Tabii. 24 ile 35 yılları arasında tamir edilen camilerle alakalı olarak Edirne'deki Selimiye Camii ve İstanbul'daki Süleymaniye Camii için 20 bin lira. Evet. Sultanahmet Camisi için 50.535 lira. Fıstıklı Camii, Piri Mehmet Paşa Camii, Sokullu Camii, Eminönü Yeni Camisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 ile 38 arasında bütün camilerin onarılması emrini vermiştir. Bakın şuradaki ifadene ticaret odası tarafından yaptırılan sigorta primleri ristumlarından toplanan paradan 675.000 lirasının Ankara Yenişehir'deki bir cami yaptırma kurumuna ve Milli Biyotek Derneği'ne tahsis, cami yaptırma kurumuna tahsis edilmiş. Bakın burada izleyicilerimiz okuyabilir. Adnan Menderes dönemine gelelim. Aslanpaşa Vakfı'ndan cami dutluğunun satılması. Cami dutluğu satılıyor. Hani böyle Atatürk İnönü'ye atfediliyor ya, bilmem cami arazisi satılıyor. Hepsi belgeli bunların. Tabii bunlar devlet arşivlerinin, bakın dosya ek numarası, tarihi falan. Devlet arşivlerine girsinler, cami yazsınlar, bunlar hep böyle çıkıyor. Kars'taki vakıflara ait eski cami ve avlusunun arsasıyla birlikte satılmasına izin verilmesi. 1955. Adıyaman'daki Mekkelioğlu Vakfı'ndan cami arsasının satılması. 1959 falan. Bakın bunlar kimin? Adnan Menderes döneminin, değil mi? Mesele, ben şöyle bakıyorum. Hı hı. Cami de satılabilir. Harapsa, yıkıksa, ihtiyaç değilse. Yani oradan göçmüş. Biraz önce mesela mübadil sonucu göçen Rumların terk ettiği kilise nasıl müziğe çevrilmişse. Hı hı. Değil mi? Biz Atatürk'e oturup da Hristiyan düşmanı mı addedeceğiz o zaman? Addedemeyiz. Toplumun ihtiyacı ise cami yapalım, kilise yapalım. Ama ihtiyacı değilse oranın Balkan Savaşları'ndaki gibi insanların yattığı, bakın yatıyor. Sokakta yatacak yer yok. Göç halinde İstanbul'a akın ediyorlar. Değil mi? İnsanların korunduğu, barındığı, yattığı yerler olarak düzenlenebilir. Dolayısıyla bu da bir halka, hatta hakka hizmettir. Sonuçta boş, atıl bir yeri değerlendiriyorsunuz. İbadet için kullanılmıyorsa, gerekli değilse pekala bunun için yapılır. Hatta İnönü İstanbul'daki o Topkapı Osmanlı padişahlarının eserlerini, kılıçlarını falan hep Niğde'deki camilere falan getiriyor, saklıyor oralarda. Evet. Hocam 2 dakikalık bir süremiz kaldı. Tamam. Bitirmek üzereyiz. Diyanet İşleri Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamadan da bahsedelim. O şekilde bitirelim. Biliyoruz ki milli mücadele sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına gelen bir müftü vardı. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi. Evet. Rıfat Börekçi en zor günlerde Mazhar Müfit Kansu'nun yanına gelerek eşiyle birlikte biriktirmiş oldukları kefen parasını vermişti milli mücadeleye. İşte onurlu ve dik duran bir Diyanet İşleri Başkanı'ndan bahsediyoruz, Rıfat Börekçi'den. Evet. Son Diyanet İşleri Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamayı nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi Diyanet İşleri Başkanı haddini aşan bir açıklama yapıyor. Tabii kendisi şöyle, dün bir Ahmet Hakan'a yolladığı bir cevap yazısı var. Diyor ki bu konu Atatürk'ü, o imzanın Atatürk'e ait olup olmadığı tarihçiler arasında tartışmalı diyor. Şimdi böyle kendini kurtaramaz. Madem bunun tartışmalı olduğunu biliyorsun, ne diye açıklama yapıyorsun? Diyanet İşleri Başkanı siyaset yapmıştır ve o makamda, bakın, özür dilese bile kalmamalı. O makamda bir kere kalmamalı. Cumhuriyetle hesaplaşan, Cumhurbaşkanı da böyle yaptı, hıyanettir dedi, hukuka aykırıdır dedi, Fatih'in bedduası dedi. Bakın Fatih'in bedduası var mıdır yok mudur? Hakikaten o da Türk Tarih Kurumu'nda gösteriliyor, onu da bakacağım. Bir kere burada Cumhuriyet devrimini mi, kanunu mu esas, kanunlarını esas alacağız, yoksa Osmanlı hukukunu? Bir kere buna karar vereceğiz. Yani Fatih beddua bile etmiş olsa artık Osmanlı Devleti değiliz biz. Türkiye Cumhuriyeti döneminde yaşıyoruz. Padişahın torunu olsa, evladı olsa bu bedduanın bir anlamı olacak. Ama artık Osmanlı değiliz. Dolayısıyla
artık medeni kanun geçerli, artık miras kanunu geçerli, yeni tapu kanunu geçerli, yeni ceza kanunlarımız geçerli. Dolayısıyla eskiyi referans alarak beddua okumak bir kere yanlış bir şey tarihsel olarak. Devrimci ruha burada muhafazakarlıkla devrimcilik karşı karşıya geliyor. İşte Ali Erbaş'ın yaptığı şey de bu. Yani böyle bir beddua varmış diye eskiye yaslanıyor. Bu bir kere Türkiye Cumhuriyeti'ni dikkate almamaktır. Cumhuriyet hukukunu dikkate almamaktır bakın. Yeni bir hukuk ikame etmeye çalışmaktır. Bir kere bu yanlış. Bundan dönülmesi lazım. Atatürk ve Cumhuriyet karşı kadrolarını hedef tahtasına koymaktır. Bu yönde döndü ama Cumhurbaşkanı bu topa girmedi. Yani o da onun da böyle bir en azından geri adım atması gerekir. Bu da yanlış bir şey ve buradan Cumhuriyet kuvvetleri yüklenmesi gerekir. Şunu da söyleyeyim ben. Bir kere bu adamların böyle konuşmasına Atatürkçü kesim, laikliği hassasiyet olan kesimler de koz vermemeli. Neden? Bakın Ayasofya'ya geçen yıl Cumhurbaşkanı demişti ki, kardeşim biz burayı cami haline getirirsek elin Avrupa'daki camiyi de müze haline getirirler, aynen, kiliseyi yaparlar. Ben bu oyuna gelmem demişti. Siz dedi önce Sultanahmet'i doğdun birkaç yüz metre evet, ilerideki. Evet. Bunu demişti. Muhalefet güya koz almak, çelişkisiyle yüz yüze bırakmak adına ne yaptı? Sıkıysa Ayasofya cami yapsana. Şimdi bu liseli tavrıyla böyle hadi sıkıysa yumruk at. Ki ben de sana nasıl kavgayı başlatıyorum göresin tavrıyla olmaz. Öyle değil mi? Yani gaza getiren bir tavırla. Sen zaten dini belli ölçülerde referans alan bir iktidar var. Ve ona diyorsun ki sen sıkıysa yap. Böyle çelişki, bu koz almak, çelişkisiyle yüzleştirmek değil, bu gaz vermektir. Dolayısıyla Atatürk dahası oraya beni de davet et, ben de geleyim. Ne yapacaksın? Din üzerinden reklam mı yapacaksın? Din imamlı mitingler, dualar, kandil gecelerinde, regaib kandillerinde şurada burada. Bu dini günlerde fotoğraf çekip, video çekip televizyonlara da reklam yapan Atatürkçü bildiğimiz siyasetçiler, belediye başkanları vardı. Bazı belediye başkanları, muhalif belediye başkanları Kur'an'ı öperek göreve başladılar basın önünde. Şimdi bunları yaparsan, seçimlerde başörtüsü dağıtırsan asıl kozu sen vermiş olursun bunları yapması için. Dolayısıyla Atatürkçü laik kesimin hatalarıyla bir kere yüzleşmesi lazım. Biz hep koz alıyoruz, koz alıyoruz. Tam tersine koz veriyorsun kardeşim. Şimdi kendine yüzleşmezsen, hep karşı tarafa aptal, hesapçı, kitapçı görürsen olmaz. Bakın bir kere bu benim bir ciddi kızdığım şey bu. O zaman kuruluş ayarlarına geri dönmeliyiz. Cumhuriyete bağlı kalmalıyız. Atatürk'le kalmalıyız. Evet kesinlikle. Bir kere ben şöyle bir kitap yazdım. Laikliği doğru anlamak. Biliyorum şimdi hocam. Bazıları şöyle sanıyor. Bu laikliği anlamayanları. Tam tersine. Laikliği doğru anladığını düşünenlere ben bunu yazdım. Onu alsınlar okusunlar. Bunu tartışalım biz. Yani böyle bir laiklik anlayışı, Atatürkçülük vesaire, Cumhuriyet Atatürk'ü korumak diye bir şey söz konusu. Tam tersine böyle koz verirsin. İstenen şey de tam bu. Bu da herhalde Atatürk ve Ayasofya başlıklı olarak bir kitap haline herhalde gelecek diye düşünüyorum. Bayağı bir araştırdık. İşte program yetmiyor tabii ki. Hocam çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Umarım izleyicilerimizi belli önemli ölçüde aydınlatmış, kafalarındaki sorulara yanıt vermiş olmuşuzdur. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Peki, ben teşekkür ederim. Bugün Tarihin Hikayesi programında Atatürk'ün onardığı camileri ve Ayasofya'yı konuştuk. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.